Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda oyun içerinden yeni bir içeriği göstermeyeceğim sizlere ama oyunun kendi temel sistemi ile ilgili bir değişiklikten bahsedeceğim. Oldukça önemli bir değişiklik. Nedir bu değişiklik? Bu değişiklik sizin oyuna giriş hızınızı neredeyse iki kat arttırıyor. Hemen şuradan rastgele bir sunucuya giriş yapalım. Buradan konsolda açalım. Burada ilk fark edeceğiniz nokta asset varmak noktası artık burada değil. Asset var mı diye bir yüklemeyi beklemiyoruz girişte. Bu yükleme arka planda asenkron bir işlem sistemiyle parça parça yükleniyor. Peki burada yapılan değişiklikler nedir? Hemen bunları anlatalım sizlere. Artık oyuna girişte ana işlemi kullanarak oyunun tamamen donması yerine modern tüm sistemlerde, tüm sistemlerde olduğu gibi arka planda asenkron yükleme şeklinde gerçekleşiyor. Bu oyuna giriş Bakın şu Entity Warmup Progress %0 olarak gösteriyor. Normalde biz bunu beklerdik. Şu an peki neden %0 olarak bekliyor? İlk önce dünyanın oluşmasını bekliyor. E, bu sistemle birlikte e, yükleme yükleme işleminde belli bir mantık, belli bir düzen sıralama içinde gerçekleşiyor. E, sizin burada en çok merak edeceğiniz şey şu olacaktır. E, bu, kadar, bu bize ne kadar bir etki edecek? Bakın hemen yaptığım testten size benim şu an ana oyunda oyuna giriş hızım 5 dakika 30 saniye sürmüş. Bu sistemde şu an videoda gösterdiğim sistemde oyuna giriş hızım ise 2 dakika 50 saniye sürmüş. Yani 2 katlık bir hızlanma süreci var burada. 2 kat daha hızlı giriyorsunuz oyuna. E, bu yeni sistemde gen warmup denen bir tane komutumuz var. Bu komut ile aktifleştiriyorsunuz. Bu komutu aktifleştirdikten sonra oyun yeniden başlatmanız gerekiyor. Ayrıca bu sistemin aktif olabilmesi için bu komutun aktif olması da yeterli değil. parça e, Ayarlarda eksperimental kısmında parçalı yükleme denen bir sistemimiz var. Bunun da kısmi ayarında aktif olması lazım. Zaten sadece kısmi ayarı var. E, bu kısmi ayarı da ilerleyen zamanda ee, tamamen destekleyecek şekilde kısmi değil de tam senkron asenkron olacak şekilde güncellenecek. Ee, peki bu yükleme işleminin sırasını merak ediyorsanız ilk olarak auto spam prefabları yükleniyor sonra diğer şeyler yükleniyor. İlk önce dünya ve nesneler sonra efekt ve diğer gerekli şeyler prefablar yüklenmeden önce sahnenin yüklenmesi gerekiyor. Ee, mesela az önce gördüğünüz burada. Dünyanın benim bu Spermlik World'un başlangıç kısmını bekliyor, Şuradaki Entity Warmup'un bitmesi için. Bakın neredeyse oyuna giriş yaptık. Bakın Entity Warmup da bitti. Burada gerekli bilgiyi verdi. Entity Warmup da yükledi arka planda. Şimdi eskiden ne olurdu? Bu Spawning World kısmında bunların ayrıca beklediğiniz ayrıca asset warmup'ı da ayrıca beklerdiniz. Şu an asset warmup diye bir yükleme kısmımız kalmadı. Bakın Kile'nin kapa geldi. Oyuna girdik sayılır neredeyse. Bakın evet neredeyse aynı zamana denk geldi. OBS açık olmasına rağmen yine 2 dakika 50 saniyede giriş yaptık. Normalde ben şu an ana oyunda oyuna girişim 5 dakikayı geçiyor. 5 dakika buçuk dakika 5 dakika 30 saniye sürmüş. Yeni sistemde oyuna giriş hızım ise 2 dakika 50 saniye sürmüş. Şu an bu videoda yine 2 dakika 50 saniye denk gelmiştir tahminen. Çünkü kaydı biraz erken başlatım orayı da varsayarsak yine 2 dakika 50 saniye civarında bir şeydir. Evet, gördüğünüz gibi oyuna girişimizi yapmış durumdayız. Bu sistem aktifleştirmek için şu scan varmapı, bakın bunun true olması gerekiyor. Ayrıca optimizasyon ayarları yani experimental kısmında bu optimize yükleme kısmında partial olarak aktif olması gerekiyor. Bunun dışında önceki aydan bahsettiğim renderer lot olayı da artık varsayılan olarak aktif durumda. komutu bulamadım. Farklı bir yerde makleştirdiler acaba? Ee, neyse. Dediğim gibi çok fazla şekilde oyuna girişinizi, sistemleri... Çok önemli bir güncelleme. Bence oyuna gelen içeriklerden daha önemli bir güncelleme. Çünkü oyuna girişiniz iki kat hızlanıyor. Ya benim ana oyunda oyuna giriş hızım biraz değişken. Orada garip bir durum var. Çözemediğim bir durum var. Yani bazen 2-3 dakikada girerken bazen 5-10 dakikada giriyorum. Evet. izlediğiniz için teşekkürler. Bu şu an ön betada olan bir durum. Oyuna bu güncelleme ile eklenecek mi bilmiyorum ama eklenirse kesinlikle haberdar edeceğim sizleri. Ve eklenirse kesinlikle aktif edin. Çok ciddi derecede farkını göreceksiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.